Sayın Valimiz, sizin başkanlığınızda yapılan mücadeleyi izliyoruz. Tabii vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor bu salgın vesilesiyle. Ben öncelikle buradan Sayın Valimiz başta olmak kaydıyla tüm sağlık ilim müdürümüz burada olmak kaydıyla tüm sağlık çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Zor şartlar altında hayat kurtarmak için mücadele ediyoruz. Tabii de bizim için bir de bunun ekonomik tarafı var, sağlık tarafının dışında. Tabii bu salgın süresi itibariyle ekonomik hayatın da derinden etkilendiğinin farkındayız. Tabii bu anlamda en çok etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörlerimiz geliyor. Ticaret yapmamız zorlaşır hale gelmişti ama bu son tekrardan normalleşme döneminde tekrardan işlerimiz açıldı. Tabi bununla birlikte de malumun son dönemde de salgının günden güne artarak da hem ülkemizin hem kentimizi üretebilecek noktanın dışına taşıdığını da fark ediyoruz. O yüzden biz de hem sağlığımızla alakalı hem de sağlıklı çalışmaya devam sloganıyla hayatımızı durdurmadan da bunu yönetmekle alakalı bir planlama yapalım dedik. Sağ olun Sayın Valimize de bu konuyu istişare ettikten sonra kendileri de bu konu hakkında gerekli desteklerini bize sundular. Tekrardan Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Tabi burada öncelikle biz şu ana kadar son bir yılda pandemi sürecinin başladığı tarih itibariyle üyelerimiz aslında çalışanlarımız öyle birçok çalışma yaptık Sayın Valim. Bunların başında öncelikle ilk kapanma sonrasında ekonomik olarak bilhassa hizmet sektörü başta olmak kaydıyla kapanan iş yerlerimizin ekonomik olarak büyük sıkıntıya girdiğini gördük. O dönem ticaret odamızın tüm finans kaynaklarını üyelerimizin daha uygun şartlarda kredi kullanması adına, daha uzun vadede kredi kullanması adına da planlama yaptık. Ortalama da 75 milyon civarında ticaret odamızın değerli üyelerine ekonomik olarak destek sağlama çalışmamız oldu. Bunun dışında işleri kapalı olan işletmelerimizde çalışan personelimiz adına çalışmaları yaptık. 3500 tane çalışan personelimize gıda paket desteğinde bulunduk. O maskenin doğru bulunduğu dönemlerde 100 bin üzerinde maske tedarik edip bunları firmalarımıza, iş yerlerimize dağıttık Sayın Valim. Tabii öncelikle bu dönem bizim için daha da önemli hale geldi. Tekrardan bir kısıtlama dönemine girersek hizmet sektöründe iş yapan firmalarımızın işletmelerini tekrardan eski noktaya taşımalarının mümkün olmadığını da görüyoruz. O yüzden her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz burada. Biz başta hizmet sektörünün Eskişehir'de ticaretin içerisinde %50 ile %55 civarında geçimi sağlayan kesim olduğunu ifade ediyoruz. 15-20 bin çalışanımız bu sektörden geçimini sağlıyor. Ama tabii öncelikle burada hem Eskişehir halkımızı hem işletmelerimizi, sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı da bir nebze de uyaralım istiyoruz açıkçası. Çünkü toplu halde yapacağımız çalışmalar ancak şu an itibariyle geldiği nokta kırmızıya yaklaşmış durumdayız, kırmızı olmuş durumdayız. Bizim burada hedefimiz mavi olmalı diyoruz. O yüzden biz hem ticaret odası olarak bundan sonraki süreçte işletmelerin denetleme noktasında da almış olduğumuz yetkiyle birlikte de hem işletmelerimizi bilinçlendireceğiz, işletmelerimizin sosyal mesafe noktasında neler yaptığını, hijyen noktasında neler yaptığını ve maske noktasında neler yaptığında planlamasıyla alakalı denetlerimize başlamış durumda. Tabii biz burada billboard'dan tutun da CRP'lere kadar kamuoyunda bunun algılanmasıyla alakalı birçok girişimde bulunduk şu an itibariyle ve bulunmaya devam ediyoruz. Sağlıklı çalışmaya devam adı altında bir maske planlamamız oldu. Sağlık İmdür'le yapmış olduğu daha önce toplantılarımızda çalışan personellerinin çift maske kullanımıyla alakalı gerekli uyarıları da kendileri hem bizim çalışanlarımıza hem üyelerimize, toplantılarımıza dile getirdiler. Biz de bu maskeleri özellikle mavi renk yapmamız nedeni de dedik ki burada en azından mavi dönüşmekle alakalı ortaya bir algı yaratalım ve bunu hep beraber takip edelim.
Öncelikle ben sizin nezdinizde sağlık müdürümüz başta olmak kaydıyla tüm sağlık çalışanlarına tekrardan teşekkür etmek istiyorum Sayın Valim. Bu projeye vermiş olduğunuz desteklerden dolayı tekrardan size teşekkür etmek istiyorum. Basın mensupları sayesinde, basın mensuplarının önünde. Tabi basın mensupları burada büyük görev düşüyor aslında. Hem kamuoyunu bilinçlendirme adına onlar da inanılmaz bir misyon üstleniyorlar. Hep beraber inşallah birlik beraberlik içerisinde halkımız başta olmak üzere biz ticari camiamızı ve çalışanlarımızı bu anlamda da inşallah istediğimiz noktaya taşırız diye de buradan bir temelde bulunmak istiyorum Sayın Valim. Diyoruz ki biz hayatı durdurmadan sağlıklı çalışmaya devam diyoruz. Herkese saygı ve sevgiyle selam diyorum Sayın Valim. Teşekkür ederim. Çok değerli başkanım. Kıymetli Azun'un hepiniz ümmetli saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün buraya gelme sebebimiz ticaret odamızın bir farkındalık çalışması yapan KOR süresine olumlu bir katkı olabilecek bir farkındalık ortaya getirmesidir. Bu anlamda ben değerli başkanlar ve üyelerine göstermiş olduklarımı hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yapılacak bu çalışmanın da COVID sürecine çok olumlu katkı yapacağına Eskişehir'imize farkındalık ortaya getirip inşallah bu süreçle mücadelede yarar getireceğinize inanıyorum. Bu anlamda özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii COVID süreci hepimiz malum. Bu konuda bilgili olmak zorundayız. Yani COVID'le mücadele, COVID'in ne olduğu ile ilgili ben tüm Eskişehir'li vatandaşlarımızın, buradakiler değil, Eskişehir'deki vatandaşlarımızın tamamının bu süreçte olumlu ve bir anlamda da mücadele konusunda da gayret olduğunu inanıyorum. Bu anlamda da başta bu mücadelenin mimarları, sağlıkçı olmak üzere tüm bu mücadelede bulunan kamu, kurum, tüm Eskişehir'li vatandaşlarımıza katkılarından dolayı İl Valisi'ne teşekkür ediyorum. Tabii hepimiz etkileniyoruz. Bu etkilenme sürecinde de bu etkilenmeyi sosyal hayatımızda, iş hayatımızda, tüm hayatımızda da hissediyoruz. Bu etkilenmede belki en fazla hissedenlerden bir tanesi de ticarete bağlı. Covid sürecinde ticarete bağlı bu sürece alışması etmesi noktasında günümüze kadar gelen geniş anlamlı tecrübeye sahip olur. Bu tecrübeyi bugün bu projeyle hem belli bir çalışma ve farkındalık bir proje haline getirerek alana yansıtacaklar, gerek logolarla, gerek farkındalıklar oluşturarak. Bu anlamda da daha önce olduğu gibi işin başından itibaren bizlere yardımcı olan ticaret erbabına, obaya ve değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu anlamda yine ben Eskişehir'li vatandaşlarımızdan bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de katkılarını bekliyoruz. Çünkü bireyin bilgili olması, COVID ile ilgili süreçte ciddi anlamda aslında belki hep beraber mücadele ediliyoruz ama hani maskesinin takması, hijyenik kuralları olması, mesafesinin koruması dışında bunu mutlaka hani insanın üzerine düşen bir vazife gibi bir başkasının hakkına girmeme, kendini sağlık tutmanızdan mutlaka mutlak bir koşul olarak kabul etmekle beraber ama ben COVID sürecinin diğer çalışmalarına da ben ticaret erbabı, Eskişehir'de bir vatandaş her an nerede duruyorsa olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Ne demek istiyoruz? Toplu halde bulunmalardan uzak durmak. Parklarda, kafelerde, işyerlerde. Bunu biz denetim de yapmaya çalışıyoruz, denetliyoruz vesaire yapmaya çalışıyoruz ama eğer kişi eğer bunu kendi iç aleminde de alıp davranışlarına geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Aslında belki denetimlere de çok fazla ihtiyaç kalmaz. Çünkü bizatihi kendi sağlığımız kişinin kendi sağlığıyla ilgili.
hani kendi sağlığını bir nevi riske attığını düşün, çoluğunun, çocuğunun, eşinin, dostunun, diğerlerinin sağlığını da içerdiği için aslında bu mecburiyet. Bu anlamdaki bu süreçte Eskişehir'imiz Türkiye ortalaması civarında devam etmekle beraber son zamanlarda rakamların arttığını görüyoruz. Bunun tedbirlerini biz alıyoruz. Bundan ilgili tabii tedbir alırken Eskişehir'e ait alınan tedbirlerle Türkiye ile koordinate gitmesi gereken tedbirler var. Okulların açılması, kapanması gibi tedbirleri kastediyorum. Ama Eskişehir ile ilgili özel tedbirleri biz almaya çalışıyoruz, alıyoruz. Bunu da ama öncelikle beklentimiz tedbirler, denetimlerden ziyade vatandaşımızın bizatihi bu işin farkında olması. Bu bir kul hakkıdır. Bu komşu hakkıdır, bu evlat hakkıdır, bu diğer insanların kişi üzerinde hakkıdır. Dikkatli olacağız. Tedbirlere mutlaka uymaya çalışacağız. Ve uyduğumuzda biz bileceğiz ki sadece kendi sağlığımız değil, Eskişehir'imiz, ülkemizin sağlığı, dünyanın sağlığıyla ilgili senin de bir katkın olduğunu düşünerek bu toplumsal sorumluluğu da geliştirmek zorundayız. Bu anlamda ben Ticaret Odamızın beraber ortaya koyduğunuz istişare anında ortaya koymuş bu çalışmanın ben anlamlı olduğunu ve bu anlamda da katkı sağlayacağını inanıyorum. Ben tekrar değerli başkana, yönetim kurulu üyelerine, mensuplarına teşekkür ediyorum. Çünkü en fazla etkilenen kesimlerden bir tanesi de o. Onlar ticaret erbabının. Baktığınız zaman esnafımız, çiftçimiz, kim varsa alanda çünkü bu süreci iyi yönetemezsek gene zarar verecek ya da belki etkilenecek olumsuz anlamda onlar olacak. Biz ne yapıyorsak önce kendimiz için yaptığımıza inanacağız. Ve dolayısıyla da bu anlamda yaptığımız her şeyin de sadece bizden değil, dünyayla da alakalı olduğunu düşüneceğiz. Eğer biz iyi tutabilirsek, çünkü biz iyi tutarsak, bizim Eskişehir'i bu özellikle söyleyeyim, Eskişehir, Büyükşehir, etrafına baktığınız zaman diğer illerle topladığınızda bir anlamda metropol bir şehir. Yani çok hareketli bir şehir. Bizim merkez hariç, iki ilçemiz hariç, diğer nüfusu çok etkilenen bir şey. Dikkatli olmak lazım ama biz toplu bir şehiriz. Yaklaşık 800 bine yakın bu civardaki ağırlıklı nüfusumuz merkezde yaşıyor. Ve bu merkezde yaşadığımız şehrimizde, işte Eskişehir'imizde insanların günübirlik olarak hareket ettiği ortak alan çok fazla. Diğer metropollerde yok. Diğer metropollerde cazibe merkezleri 10-15 tane olabilir. Gel ki Ankara'dan, Yeni Mahallede olsan belki Kızılay'a uğramadan 4-5 ay geçebiliyor. Diğer ilçeler İstanbul'da, İzmir'de, orada da öyle. Ama Eskişehir öyle değil. Eskişehir'de baktığınız zaman butik bir şehir ve hareketli bir şehir, yoğun bir şehir olması sebebiyle merkezler tüm insanların uğra bulacakları merkezler. Dolayısıyla biz ve bu anlamda da diğer etrafımızdaki şehirlerin de bir nevi cazibe merkezi. Bunları topladığınız zaman aslında Eskişehir'in ilgilendiği alan nedeni sadece bir Eskişehir'in bulunduğu coğrafya. Bunun için biz biraz daha dikkatli olacağız. Biraz daha maskeye, biraz daha hijyenik koşullara, biraz daha mesafeye diğer illerden farklı olarak daha dikkatli olacağız. Bu anlamda bizim bu mecburiyetlerimiz bizim daha dikkatli olmamızı da ortaya koyuyor. Bununla ilgili bize düşen tedbirleri, dediğim gibi Türkiye'de koordineli bir şekilde, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıkları koordineli bir şekilde, Milliyetçi Bakanlığımız yürütmeye çalışıyoruz. Ama biraz önce söylediğimiz gibi bizim elimizde, yani biz bu süreci işte biraz önce başkanımın söylediği gibi yani kırmızıya da götürmek, maviye de çekmek bizim elimizde. Bu elimizde olan şeyi fiiliyata, hani kafamızda şu anda herkesin, Eskişehir'de 90 insanların tamamının hepimizde hem duamız, hem gönlümüzden geçen, hem çaba ve gayretimiz maviye geçmek. Ama bunu fiiliyata dökmek ve dolayısıyla bunu toplumsal hayatta istemek, sadece kafada değil,
harfe dökmek, dökmedikten sonra bu olmuyor. Bu anlamda bizim biraz önce söylediğimiz gibi tüm çaba gayretimizde bu anlamda bu çaba gayrete büyük destek veren baştan itibaren ben siz Ticaret Odası Başkanlığı'na değerli üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah biraz önce hem ilimiz, hem ülkemiz, hem dünyamız bu illetten biraz önce kurtulur. Tamamen dünyayla beraber maviye dönen ve o güzellikleri hep beraber yaşayabilecek bir yaşantıya döneriz diyoruz. Ve bu anlamda tekrar Ticaret Odası Başkanımıza değerli üyelerine ben teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim teşekkür ediyoruz öncelikle. Katılımda bulunan Sayın Basın Meclisi'ne teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Evet. Fotoğraf alabilir miyiz? Olur. Şöyle bir şey de atalım. Biz beraber geçelim. Buyurun.